bana. Layla, klonlama alanını test edecek bir şey buldun mu? Sayılır. Peaches, hadi. Kısa süreliğine ödünç almalıyım. Hazır. Kodu yüklemeye hazır mısın Shani? Son bir tuş. Benim hatam 16 tuşmuş. Dikkat laboratuvar. Klonlama alanı aktif. Hadi Peaches, oyuncağın bize lazım benim için. Buldum. Biri oynamak ister mi? Klonlama alanı çalıştı. Hayır, klonlama alanı değil. Üçleyici. Biliyorsunuz, bıçak atladığı için. Bu laboratuvarın en büyük başarısı. Tam 3 kat cihaz. 3 kat bilgisayar gücü. 3 kat moda. Çalıştığına inanamıyorum. Bununla çok eğleneceğiz. Üzgünüm kızlar. Al Peaches, söz verdiğim gibi ve sabırlı olduğun için 2 oyuncak daha. Onları sevdin ha? Öyle mi tanıdım? Daha çok şeyi çoğaltmalıyız. Acaba klonlanmış elma yersek ne olur? Öğrenmenin tek yolu var. Evet. Hadi. Önce ben denerim. Olmaz. Üçleyici adını ben buldum. Başka ne olabilir ki Layla? Belki Peaches uzun süredir kayıp 2'sini buldu ve sonra da uzun süredir kayıp 300'ünü buldu. Layla, durum çok ciddi. Bunu düzeltmeliyiz. Burada biz oyun oynamıyoruz. Köpekleri toplarım. Siz burada laboratuvarda kalıp 3 Peaches'ı 1 tane yapmanın bir yolunu bulun. Hadi büyü. Gel Peaches. Peaches'lar. Peaches adındaki köpekler buraya gelin lütfen. Kesinlikle yeterince köpek var. Gelin sizi küçük tatlı köpekçikler. Tamam, bu acil bir bilim durumu ama gerçekten çok şirinsiniz. Üçünü de getirdim. Üçleyiciyi hallettiniz mi? Evet, bir çözüm bulduk. Sadece 3 Peaches'ı buraya koyacağız. Bu kolu çekeceğiz. İşte 3 klon 1 tane oldu. Çok köpek bisküvisi gerekecek. 9 Peaches mı? Bu oyunu nasıl bırakacağız? Olamaz. Pocket madalyonum olmadan büyüyemeyiz. O, Y, U, N kelimesini söylemeyi
Gerçekten bırakmalısın. Kıyafetlerim kocaman olacak. Üstüme nasıl olacaklar? Tamam. Oyun planı. 9 küçük klon Peaches'i laboratuvara geri getirelim. Onları üçleyicinin altına oturtalım. Hızlı bir taç ayar yapalım. Sonra onları üçleyicide diğer yöne doğru fırlatmak için kolu çekeceğiz. 9 yavruyu tek ve yegane Peaches'e dönüştüreceğiz, olur mu? Evet! Muhtemelen önce köpekçikleri bulmalıyız. Gel Peaches! Gel Peaches! Gel Peaches! Peaches! Aa, madalyonu geri getir, lütfen! Madalyonu geri getir! Düşündüğümüzden zor olabilir. O 9 şirin köpeği laboratuvara geri getirmemiz gerek. Sanırım bir düzeltme yapmamız gerekecek. Buna ne diyorsun Layla? Havlayıcı! Şimdi köpeklerin sevdiği bilimsel olarak kanıtlanan ses ve frekansları programladı. Güzel. Hadi bakalım. İşte başlıyoruz. Aa, bu ses ilginçmiş. Sesi bilim gibi. Görünüşe göre sadece sincaplarda işe yarıyor. Tamam o zaman. Çizim masasına dönelim. Tamam. İşte bu işe yarayacak. Ona koklayıcı adını verdim. Hava akımını kullanarak Peaches'ın en sevdiği mamanın tadını odaya yayıyor. Onu koşa koşa buraya getirecek. Bunlara asla karşı koyamaz. Kısa sürede koşarak gelir. Sahi mi? Nasıl kokuyorlar? Hadi ya, ama bilim işe yarasana. Başarısızlık sürecin parçasıdır. Sürecin bu kısmını sevmiyorum. Keşke Peaches'ı getirmek için karşı konulmaz bir yemimiz olsaydı. Her şeyi denedik. Her şeyi değil. Kızlar, hazır mısınız? Başlayalım. İşe yaradı. Hepsi geldi. Yakaladım seni küçük tatlı köpekçik. İşte buna ucuz atlattık derim. Ve bu benim. Hadi büyü.
Tek ve kalıcı Peaches'ın iyi olmasına çok sevindim. Sanırım üçleyiciye bir süre ara versek iyi olur. Ortada fazla karıştırdı. Ve havlayıcıya da. Sadece sincaplar da işe yarıyor gibi. Baksanıza, birkaç Peaches daha gerekebilir. Halledersin Polly. Oh, teşekkür ederim Polly. Bu kadar çalıştığın için sana da bir tane alayım. Dikkat et. Shani, Layla, yeni moda filtresi uygulamasını denediniz mi? Üçünüz buna bayılacaksınız. Polly nerede? Hadi büyük. İçecek isteyen? Oh, demek buradasın. Şu moda filtresine bak. Kostüm analiz ediyor. Şık mı değil mi? Şık. İnanmıyorum ben mi? Kes şunu. Çok tatlısın. Ah, yapay zeka tabanlı olmalı. Bize yap, bize yap. Kostüm analiz ediliyor. Şık mı değil mi? Şık değil. Oh. Trajik. Gitmeliyiz. Şık değil mi? Telefonun kıyafetinizle ilgili ne dediği kimin umurunda? Bizim umurumuzda Shani. Uygulama kıyafetime şık değil dedi. Ama bunu yeni icadımızla çözeceğiz. Trenditron! Peki Trenditron'un tam olarak amacı ne? Trenditron'la dünyaya ve o saçma moda filtresine şık olmak ne demekmiş göstereceğiz. Polly, bilime açıkla. Moleküler maddeleştirmeyi kullanarak anında yeni bir kıyafet basan bir moda robotu. Mükemmel bir bilimsel açıdan ters kıyafetler için son yapacağımız şey kod yazmak. Tabii harika bir kod yazarımız olsaydı. Kodlaması eğlenceli olacağı için şanslısın. Evet, teşekkür ederiz Shani. Polly, sen de Tron'u çalıştın. Tamam Polly. Moda verisini yüklemek için merkezi işlemci birimine doğrudan takmalısın. Bu bilgisayarın kalbi gibidir. Peki bunu nasıl... Aldırma. Hey ekip, prizi robotun dışına yerleştirmememizin özel bir nedeni var mı acaba? Optimal robot bağlantısı için CPU yanında olmalı. Onları dışarı yerleştirmeyi unutmuşum. İşte başlıyoruz. Moda verisi yüklendi. Baştan yaratma zamanı. Deneme için içeri gir Polly. Sana bütün popüler moda trendlerine dayanan bir kostüm yapalım. Baksanıza. Aslında beğendim. Bu bilimselden çok sanatsal olmuş. Evet. O suyu sıçratmalı resimlerden biri gibi. Abartılı ama eğlenceli. Beğendim. Kostüm analizi gidiyor. Şık mı değil mi? Şık değil. Oo, peki. Sanırım beğenmedim. Tamam. Yani bazı moda kodlarını daraltmamız gerekecek. Daha ince bir şeylere odaklanalım. Minimal. Moda güncellemesi tamamlandı. Minimal olduğu kesin. Oo, kesinlikle olmaz. Layla nerede? Bu hiç benlik değil. Kostüm analiz ediliyor. Güzel mi? Güzel. Oo, peki.
O zaman tam da benlikmişim. Bu işte bir yanlışlık var. Sanırım bu moda filtresinin koduna bir bakmalıyız. Bunu nasıl yapacağız ki? Halledersin Polly. Moda filtresinin kodunu Trendy Tron'a yerleştir de neler olduğunu görelim bakalım. Bağlandı. Moda filtresinde görünenden çok daha fazlası olabilir. Bu moda filtresinde görünenden çok daha fazlası olabilir. Bakın. Kostüm analiz ediliyor. Şirin mi değil mi? Değil. Ve işte kanıtı. Bilimin Peaches'ı şirin bulmamasına imkan yok. Şimdi çözdük. Bakın bu moda filtresi rastgele. Rastgele mi? Baştan beri şık olduğumu biliyordum. Ben de bunu söylüyordum. Eğlenceli ve bizi mutlu eden şeyler giyelim hadi. Hadi kızlar, deneyecek bir dolap dolusu eğlenceli şey var. Kostüm analiz ediliyor. Şirin ya da sıkıcı. Sıkıcı. Düzeldi Şirin. Trendytron nerede? İşte bu bir acil moda durumu. Trendytron! Güzel! Trendytron moda filtresinin rastgele yargısını entegre etmiş olmalı. Ve şimdi moda olmayan şeyleri moda takılarıyla düzeltmeye çalışıyor. Kostüm analiz ediliyor. Güzel mi kötü mü? Kötü. Düzeltildi. Güzel. Kostüm analiz ediliyor. Kostüm analiz ediliyor. Kostüm değerlendiriliyor. Şehri moda takılarla donatmadan önce Trendytron'u bulmamız gerekiyor. Hayır. Sanırım Trendytron'u buldum. Kaba bir robot kıyafetimi kötü buldu. Ve bana bu kurdeleyi taktı. Ve sarı benim rengim bile değil. Ben de o kadar kötü durmadı. Bu harika gözlüğü verdi. Yeni kod hazır. Evet. Trendytron'u düzeltmek için ne kodladın Shani? Size yolda anlatırım. Farka. Kostüm analiz ediliyor. İtibarlı mı? Kötü mü? Kötü. Düzeltildi. Hey! Trendytron, insanların kostümlerini yargılama günlerin bitti. Kostüm değerlendiriliyor. Şık mı, tek düze mi? Şık! Yanlış, tek düze. Kurdele olmaz. Aslında şirin oldu. Biraz abartı ama iyi anlamda. Küçülme gücü! Trendytron, sana moda ve eğlenceyle ilgili yepyeni fikirler vereceğiz. Uyumsuz. Yeni fikirlere açık değilim. Yargılama tarzını seviyorum. Biraz yardım edin. Polly'nin sürücüyü takabilmesi için Trendytron'un dikkatini dağıtmalıyız. Bir fikrim var. Kostüm değerlendiriyor. Kostüm değerlendiriyor. Çok fazla muhteşem. Tavrını düzeltmenin zamanı geldi Trendytron. İnsanları yargılamak geçen sezonda kaldı. Aşırı yükleme.
öğrendiğimizi anladın mı Trendytron? Modada doğru ya da yanlış olmaz. Arkadaşlarını desteklemek ve giydiklerini sevmek demektir. Trendytron, iyi misin? Kostüm gözlemleniyor. Vay canına, çok şirin. Çok iyi görünüyorsunuz. Sanırım sonunda modayı anladı. Ama hala eğlenceden mahrum biri var. Ne düşünüyorsun? Kostüm gözlemleniyor. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Oo, güzel kordeli robot. Sevdim. Sonraki soru işleniyor. Sevgi neydi? Sevmek ne demek? Olamaz. Evet, bunun için bir sürücümüz olduğunu sanmıyorum.